Merhaba değerli izleyicilerimiz, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4+1 özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu bir villa sunumu için geldik. Tabi villamız tam anlamıyla bitmemiş, ufak tefek eksikleri var. Tabi sizlere her zaman güzel portföyler getirmeye çalışıyoruz. Yani yeni portföyler getirmeye çalışıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, çünkü Didim'le ilgili bilgi sahibi olmanızı çok istiyoruz. Dolayısıyla ihtiyacınız olur veya olmaz. Yani Didim'le ilgili, gayrimenkulle ilgili, fiyatlarla ilgili bilgi sahibi olmanız için Miraç Emlak sizlere hizmet etmeye devam edecek. Şu anda otopark girişinin üzerindeyim. Sinan kardeşim şu anda size yüzme havuzunu gösteriyor. Yüzme havuzumuz denge depolu ve motor dairesi olmak üzere savaklı sistemle yapılmış. Gördüğünüz üzere binanın birinci katı patlak taş, yani doğal taşla kaplanmış. Normal, sade, güzel bir renklerle yapılmış. Otomatik panjurlu, sineklikli, 4+1. Gerçekten mükemmel villa. Tabii şöyle bir etraflıca dolaşalım. Peyzaj kısımları yapılmamış. Biraz kirli etraf. Yakın zamanda bunları hepsini toparlayacağız. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde bitmek üzere. Tabii yan tarafları da tanıtmıştım. Tanıtmaya da devam edeceğim. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir villa tabii. Devam edelim şöyle arka tarafa doğru. Şu anda gördüğünüz gibi topraklar gelmeye başladı. Bizim burada peyzaj alanı yapılacak. Tabii bugün sizlere biraz daha fazla video atacağım. Neden atacağım? Birkaç gündür yoğun çalışıyorduk değerli arkadaşlar. Videolarda eksiklerimiz oldu. Dolayısıyla bugün farklı bir çalışmamız olacak. Gerek Hisar Mahallesi'nde gerek Efeler'de bugün sizlere Mersin'de videolarla sizlere seyrettireceğiz. Gördüğünüz üzere şu anda çelik kapının ön kısmına geldik. Çelik kapının üzerine böyle bir sündürme yapılmış. Tabi aplik lamba da var. Çelik kapımızı açar açmaz değerli dostlar. Burada bir koridor alanımız var. Koridor alanının içinde vestiyer alanımız var. Bunlar olmazsa olmazlardan, gerçekten güzel düşünülmüş, güzel yapılmış. Hemen onun yanında da banyo alanımız ve lavabo alanımız var gördüğünüz üzere. Genelde merdiven altında yapıyorlar. Banyo sığmıyor, sadece tuvalet ve lavabo oluyor. Burada güzel bir duşakabin banyo alanı da yapmış. Koridorumuz devam ediyor değerli arkadaşlar. Koridorumuz devam ediyor. Hemen merdiven altında da çamaşır makinesi yeri için bir alan düşünülmüş. Gayet de güzel yapmışlar. Salon kısmındayız. Açık mutfak demiştim. Salon kısmına girince mutfağımız böyle hani biraz iç kısma gidiyor. Salonumuz çok büyük de değil, çok da küçük de değil. İdeal bir yazlık için ideal bir salon. Tabi led ışıklarımız var, spot lambalarımız var. Mutfak kısmına baktığımızda gayet geniş, ferah, çok kullanışlı, çok amaçlı bir mutfağa sahip. Tabi buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, çimstondan tezgahımız, beyaz granit ev yerimiz. Devam ediyoruz. Fırın yeri, set üstü ocak ve dablumbaz alanımız var. Gördüğünüz üzere buraya da televizyon ünitesi düşünülmüş, kamera kayıt cihazları buraya düşünülmüş. Etraf biraz kirli, keşke daha temiz olsaydı. Ancak biz de hani her seferinde yeni portföylerle gelmeye çalışıyoruz. Aynı videoları çekmemeye çalışıyoruz. Miraç Emlak olarak takdir ederseniz kısa sürede bayağı YouTube üzerinde başarılara imza attık değerli dostlar. Bunlar da sizlerin sayesinde. Tabii şunu da söylemeden edemiyorum. Altyapısı tamamen bitmiş. Kanalizasyon çalışması tamamen bitmiş. İnternet fiber bağlantısı var. Aynı zamanda doğal gaz için, yani kalorifer tesisatları için komple döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Villamız 4+1. 4+1. Elimden geldikçe havuz alanı dış tarafını sizlere gösterdim. Şimdi yukarıya üst kata çıkacağız. Yani birinci kata. Birinci kata çıkarken gördüğünüz üzere alın kısımları beyaz, üstü siyah mermerler olmak üzere gayet güzel. Alüminyum korkuluklarımız da antresit renginden yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Merdiven aydınlatması için de güzel bir pencere konulmuş. Gerçekten güzel düşünülmüş. Yukarıya çıktığımızda bir holla karşılaşıyoruz. Hemen birinci yatak odamıza geçmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamıza geldiğimizde Sinan şöyle bir geç. Odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapımızı kapattığımızda ebeveyn banyoyu görmemiz gerekiyor şimdi. Gördüğünüz üzere şeffaf temper cam, içinde siyah karolaj olmak üzere güzel duşak kabinimiz var. Çift açılı vasıtasız penceremiz, klozetimiz, Hilton dolabımız mevcut. Tabii odanın içerisinde baktığımızda bej renginde 60'a 120 porselen seramik döşenilmiş. Ön tarafa güzel bir Fransız balkonumuz var. Tabii
panjur şu anda kapalı. Burada da normal balkona çıkışımız var. Elektrikte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Açamadım panjuru. Birinci yatak odamız bu şekilde. LED ışıklarımız var. Ortadaki lambaları da müşterinin tercihine bıraktık. Müşteri ne isterse ona göre yapacağız. Tabii hemen ikinci yatak odamıza geliyoruz. Az önce balkonu açamadığım balkona o odandan da giriş var. Buradan da balkona girişimiz mevcuttur. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere gayet geniş, ferah, rahat bir yatak odası. Işık aydınlatma açısından iki tane pencere, bir de güzel bir balkona çıkış sürgülü kapımız mevcut. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırop alanımız burası. Televizyon sisteminde iki pencerenin arasında yerleştirilmiş. LED ışıklarımız da gün ışığı renginde gayet güzel, gayet modern yapılmış. Genel banyoya girmeden üçüncü banyoya odaya geçiyoruz değerli dostlar. Üçüncü o yatak odamız da gördüğünüz üzere bu şekilde. Gene LED ışıklarımız, Fransız balkonumuz, televizyon ünitesi, yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırop alanımız da burası. Hemen genel banyoyu da tanıtalım. Yani toplamında 3 banyo, 3 WC'den oluşuyor. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel bir Hilton dolabımız, aynamız, çok amaçlı, çok kullanışlı dolap, klozet alanımız, duş yerimiz de burası. Katlanır camla yapılmış, gayet geniş, gayet ferah bir duş alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Aynı şekilde basamaklarımız devam ediyor. Antresit korkuluklarımız var. Merdiven aydınlatması için gene de gayet güzel bir penceremiz mevcut. Yukarıya doğru çıktığımızda değerli dostlar, koridor alanımız var, bir kiler alanımız var. Sinan kardeşim hemen kiler alanı göstersin sizlere. Ufak bir kiler alanımız var. Burada da terasa çıkışımız var. Yani odanın içerisine girmeden direkt terasa çıkış verilmiş burada. Burada bir genel banyomuz daha mevcut. Gördüğünüz üzere antresit rengini andıracak seramiklerle kaplanmış. Terasa çıkmadan yatak odasına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Burada da dördüncü yatak odamız var. Gördüğünüz üzere dördüncü yatak odamız. Odanın içerisinde de bir kiler alanımız var. İmar yönetmeliğine uygun yapılmış, meyilli olduğundan dolayı buraya bir kapı verilmiş. Sinan kardeşim tekrar size kiler alanını da tanıtsın. İki tane kilerimiz var burada. Aslında bana kalmış olsaydı burayı komple odaya dahil edebilirdim. O karşı tarafa meyilli bir yer yapardık. Odamızda yeterli metrekarede var. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda videomuzu bağlayacağız. Evet, gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, güzel bir terasımız mevcut değerli arkadaşlar. İstenirse buraya pergüle atabilirsiniz. Tabi arkadaşımız burayı çok güzel düşünmüş. Hemen mutfak tezgahı buraya karşıya düşünülmüş. İstenirse buraya barbekünüzü de koyabilirsiniz. Çünkü arsa alanımız çok geniş. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu 4+1 açık mutfak güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Tabii fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın liste fiyatı 4 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 4 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.